Evrim abla ben mi? Zaten İrar olacağım da. He daha? Uyusam da İrar şeyleri getirdim yanıma. İlk önce bununla başlayacağım. Bu bir iğne. Şunu takalım, öyle sayalım. Bu bir iğne. Bu da bir iğne şey işte. Adını unuttum. Bu da yanımda köpek. Avlama. Bu da bir şey şeyi. Da vuruyorsun ne o. Bu da kulakları muayene ediyor. Bu da ameliyat için makas. Bu da bunun aynısı işte. Böyle vuruyorsun. Yani ameliyatta kesiyorsun. Bu da tarağı. Saçını tarıyorsun. Bu da bir tarak. Bununla da tarıyorsun. Bu kadar. O odur, bu budur. Şu şudur diye toparladı gibi. Sanki biraz birkaç tanesini uydurdu gibi ama iyi toparladı. Çaktırmayalım, evet. Evet. Peki neden getirdin bunları tatlım? Evrim abla, acil durumlarda veterinerler ne yapar onu anlatacağım size. Süper. Peki, sevimli küçük ucumuzun üzerinde göstersin değil mi? Bir veteriner acil durumda ne yapar? Şimdi bu köpek hastalandı, bana geldi, böyle havluyor. Uf. Şu stetoskopumu takayım da kalbini dinleyeyim. Gel buraya. Kalbi de sırtında. Evet. Neyse, olsun öyle. Nesi varmış, iyileşecek mi? Evrim abla, normal atıyor bu köpeğin kalbi. Adını yazayım. Re. I. Kaç yaşındasın? İki yaşındaymış. İkiyi de yaptım. Neyin var? Sen de ben de bilmiyorum, sen bulacaktın. Kalbi ağrıyormuş. Kalbi yapalım. İyi de demin hasta dedin, şimdi kalbi ağrıyor dedin. Ama sen onu iyi edersin değil mi tatlım ya? Peki bu steteskop dışındaki aletler ne işe yarıyor Efe? Şimdi saçını taraklı tarayacağım. Tamam. Şimdi de kulağına bakacağım. Tamam. Şimdi de iğne vuracağım. Tamam. Şimdi de ameliyat zamanı. Şimdi de saçlarını keseceğim. Kestim. Şimdi de mamasını vereyim. Doydum, tamam. Bitti. Ya sen ne tatlısın ya. Nasıl gerçek gibi yapıyorsun? Maşallah ya, çok tatlı. Ya bir şey söyleyeyim, bugün yemek yiyorduk gündüz. Bir tane Ebrar oyuncağını unutmuş. Dedi ki kendi kendine yapıyor bunları. Sen acıktın mı? Gel burada yemek var. Hadi ye. yok yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yemeyeceğim. Ama yemezsen büyüyemezsin bu kadar. Böyle oyunlar yapıyor. Maşallah. Efe'nin takibini ben yapıyorum, biliyorsunuzdur belki. Biliyorum, evet. Onu biraz diyete soktuğumuz için artık her şeye yemek gözüyle bakmaya başladı. Evet. Psikolojik herhalde. Ama kilo verdi. Kilo verdi. Birçok sıkıntısı da halloldu. İnşallah daha iyiye gidecek. Merak etme, rızkı sinmişen yok. Sadece kalbin ağrımış, o kadar, görüşürüz. Ha, merak etme diyor bir de. Peki teşekkür ediyoruz Efecan. Turlarda görüşürüz.